Kremlin'den son dakika Türkiye açıklaması. Eğer bu videonun YouTube'da çıkmasını istiyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başlıyoruz. Kremlin'den Türkiye ve Libya arasındaki mutabakata ilişkin çarpıcı bir son dakika açıklaması geldi. Türkiye'nin Libya'ya askeri destek verme ihtimaliyle ilgili yapılan açıklamada Erdoğan ve Putin Ocak ayında bir araya geldiklerinde askeri destek konusunu görüşecek denildi. Türkiye ve Libya arasındaki 27 Kasım'da imzalanan deniz yetki alanları sınırlandırmasına dair mutabakat muhtırası sonrası Doğu Akdeniz'deki hakimiyet alanını genişletmişti. Türkiye, Libya hükümetine ihtiyaç duymaları durumunda asker sevkiyatı yapabileceğini açıklamıştı. Kremlin, Erdoğan ile Putin Libya'yı da görüşecek. Kremlin'den Türkiye ve Libya arasındaki mutabakata ilişkin çarpıcı bir son dakika açıklaması geldi. Türkiye'nin Libya'ya askeri destek verme ihtimaliyle ilgili yapılan açıklamada Erdoğan ve Putin Ocak ayında bir araya geldiklerinde askeri destek konusunu görüşecek denildi. Diğer bir haberimiz de İncirlik, Kürecik ve Geçitkale. Devletler arası ilişkilerde diplomatik sürece destek olması ve netice almayı kolaylaştırması bakımından güç gösterisine de başvurulur. Güç göstermenin çok çeşitli yolları vardır. Her bir yolun ayrı etkisi vardır. Orta Doğu coğrafyası bir asırdan beri zaten hep huzursuzdu. Ama 2011 yılı Şubat'ında baş gösteren sözde Arap Baharı ile birlikte temelli bir yangın yerine döndü. O gün bugündür yüz binlerce insan hayatını kaybetti, milyonlarcası da yerinden yurdundan olup sığınmacı durumuna mahkum oldu. Fakat küresel güçler bu insani drama bir türlü insanca yaklaşmayı düşünmedi. Mesela Suriye'nin petrol kaynakları ABD Başkanı Trump'ın daha çok ilgisini çekti. Petrolü seviyorum diyen Trump, bu kaynakları bir ekmeğe muhtaç durumundaki Suriyeli mültecilere değil, terör örgütü PKK-PYD'ye peşkeş çekmek için her türlü tezgahı çeviriyor. Suriye'de olup bitenlerden en büyük zararı gören ve sonuç olarak siyasi ve askeri açıdan azami tehdide maruz kalan Türkiye, kendi imkanlarının çok çok fevkinde bu insani dramı sona erdirmek için gayret sarf ediyor. Lakin küresel güçler her durumda Türkiye'nin önünü kesmek için ahlaksızca manevraların içine giriyor. Libya tam 357 sene boyunca Osmanlı Devleti tarafından yönetildi. Bu dönem Libya'nın barış, huzur ve refah bakımından altın devriydi. 355 sene boyunca Libya'nın imar ve refahı için İstanbul'dan Trablusgarp'a para gönderildi. Arap Baharı'ndan tam 100 yıl önce 1911'de başlayan Trablusgarp Savaşı maalesef o vatan topraklarının elden çıkmasıyla sonuçlanacaktı. ...2011 yılında Arap alemini kasıp kavuran Bahar Sancısı Libya'da Birleşmiş Milletler kararı bile olmadan Fransa'nın güya NATO şemsiyesi altında giriştiği hava bombardımanı ülkeyi alt üst etti. Kaddafi'den seçim kampanyası için yüklü miktarda bahşiş almış olan Sarkozy, onun bir an evvel ortadan kaldırılması için acele ediyordu. Ve bekledikleri sonucu da aldılar tabii ki. Fakat olan Libya halkına oldu. Sosyolojik olarak kabile asabiyetinin çok keskin olduğu Libya'da kardeşi kardeşe düşürmek küresel güçler için hiç de zor bir şey değildi. Hele de Halife Hafter gibi CIA beslemesi ikinci sınıf ajanlar varsa bu iş çocuk oyuncağıydı. Türkiye, Orta Doğu coğrafyasında oynanan emperyalist oyunlara karşı en büyük direnci gösteren ülke olarak Suriye'nin yeniden bölünüp parçalanması oyunlarına büyük ket vurdu. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması noktasında Rusya ve İran'la birlikte bir süreç oluşturdu. ABD'nin ve AB'nin aksi yöndeki çabalarına rağmen bu ülkede bir siyasi çözümün hayata geçirilmesi için hem sahada hem masada etkili rol oynamaya devam ediyor.
şimdi benzer bir yaklaşımla Libya'da daha etkin biçimde gelişmelere müdahil oluyor. Türkiye, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile 19 Kasım'da Doğu Akdeniz'de dengeleri bir anda değiştiren Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması imzaladı. Bu adım bir süreden beri Doğu Akdeniz'de bir oldu bittinin peşinde olan Yunanistan, İsrail, Mısır ve Güney Kıbrıs Rum yönetimini adeta şoke etti. Yunanistan derhal meseleyi Birleşmiş Milletler'e taşımak istedi. Ancak Birleşmiş Milletler'den beklediği tepkiyi göremeyince panikledi. Her zamanki gibi yine AB'ye koştu. 12 Aralık'ta toplanan Avrupa Birliği Konseyi, itiat edindiği üzere ilkesiz, taraflı ve Yunanistan'ı koruyan 2004 yılında kendi prensiplerini inkar ederek tam üyeliğe aldığı Güney Kıbrıs Rum yönetimini kollayan bir açıklama yaptı. Velakin bu açıklamanın ve alındığı söylenen kararın hiçbir kıymeti harbiyesi yoktu. Çünkü AB'nin bu konuda herhangi bir karar alma salahiyeti yoktu. AB cenahı homurdanmaya devam ediyor. Homurdansın bakalım. Türkiye hem ABD Kongresi'nin son zamanlardaki agresif politikalarına hem de AB'nin ilkesiz, kof ve irrasyonel yaklaşımlarına karşı daha da kararlı bir tavır sergiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin muhtemel yaptırım kararlarına karşı mütekabiliyet karşılıklık esaslarına binaen gerekirse İncirlik Üssü ve Kürecik Radar Sistemi'nin kapatılabileceğini söyledi. Daha önce de aynı hususu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dile getirmişti. Türkiye bu arada Doğu Akdeniz konusunda da güç gösterisinin devamı olarak önemli bir adım daha attı. Kuzey Kıbrıs'taki Geçitkale Havaalanı'nda İHA üssü oluşturdu ve ilk İHA'da dün itibariyle göreve başladı. Bilindiği üzere güç göstermenin çeşitli yolları vardır. Bazen bir resmi geçit, bazen bir askeri tatbikat, bazen askeri güç varlığıyla ilgili bilgilerin ifşası, bazen yeni bir silahın test edilmesi. Hepsi dosta düşmana mesaj verme vesilesidir. Malum, güç gösterisi diplomatik sürece destek vermek ve beklenen neticenin alınmasını kolaylaştırmak için başvurulan bir yoldur. Türkiye'nin bu alanda yapılabilecek çok şeyleri olduğunun da işareti mahiyetindedir. Türkiye Gazetesi, İsmail Kapan. Evet arkadaşlar, herkese selamünaleyküm. Türkiye biliyorsunuz yine son zamanlarda ABD'nin bir takım yaptırım kararı çıkışlarına maruz kaldı. Fakat bu sefer Türkiye aynı şekilde karşılık verdi. İncirlik üssünü ve Kürecik üssünü kapatma tehdidinde bulunduk. Belki de yani ABD bundan sonra Türkiye'ye karşı en ufak bir yaptırım ya da tehdit konusunda bir şekilde bir çıkışta bulunamayacak ABD bize karşı. Türkiye'nin yapmış olduğu icraatlar, yapmış olduğu hamleler gerçekten çok çok önemli. Son zamanlarda özellikle Türkiye'nin yaptığı bütün hamleler bütün ülkelerin bütün planlarını bozdu arkadaşlar. Bütün özellikle Doğu Akdeniz'deki Yunanistan zaten mahvoldu arkadaşlar. Türkiye'nin planları, Türkiye'nin hamleleri bu ülkeyi mahvetti. Şimdi biliyorsunuz Libya sorunu var. Libya'da bir terör örgütü var. ABD'nin özellikle desteklediği Hafter. Ve bunun bir an önce bertaraf edilmesi gerekiyor. Türkiye şu an elinden geleni yapıyor arkadaşlar. Elinden geleni şöyle yapıyor. Türkiye biliyorsunuz oradaki mevcut resmi hükümetle bir anlaşma yaptı. Ve bu anlaşmadan rahatsız olan ülkeler Hafter'i destekliyorlar. Çünkü Hafter başa gelirse bu anlaşma iptal edilecek. Bu yüzden bu anlaşmanın iptal olmaması gerektiği için bir an önce bu yapının, bu Hafter güçlerinin yok edilmesi gerekiyor. Şu an Türkiye zaten neredeyse Hafter'i yok etmiş derecede arkadaşlar. Çok çok ciddi hamleler yaptı Libya hükümeti Türkiye'nin de desteğiyle. İnşallah bundan sonra güzel olacaktır. Problemler sona erer diye dua ediyorum.
Video ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.